Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, EPDK bütçesi üzerine parti grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. EPDK üstlendiği görev ve aldığı kararlarla 84 milyon insanın hayatını doğrudan etkileyen çok önemli bir kurumdur. Maalesef her geçen gün vatandaşın enerji giderleri artıyor. Her gün yeni bir zamla güne uyanıyoruz. Biraz evvel buraya çıkmadan önce de 66 kuruş bir motorin zammı geldi ve motorin fiyatları da çift haneleri geçmiş durumda. Son 3 yılda faturasını ödemediği için elektriği kesen abone sayısı, hane sayısı 12 milyon. 5 milyon abonenin doğalgazı kesildi. 15.382 sanayi kuruluşu ise maalesef üretimine ara vermek zorunda kaldı. 2016 yılında 230 kilovatlık bir elektrik faturası 94 lirayken bugün 210 lira. Geçtiğimiz Ağustos ayından bugüne kadar 4 kişilik bir ailenin faturası aylık olarak doğalgaz, elektrik ve benzin faturaları 250 lira artmış durumda. Bir sanayi odası başkanının enerjiyle ilgili söylediği şu sözü sizlere hatırlatmak isterim. Çünkü bunun sonucu zam demektir. Enerjinin üretimdeki payı %8'lerden 12'lere çıktı. Ama bunu söylediğinde dolar kuru bu kadar yüksek değildi ve enerji fiyatları bu kadar artmamıştı. Ama Sayın Bakan hala en ucuz doğalgazı kullandığımızı iddia etmekte. Bakın, EPDK bütçesiyle ilgili Sayıştay'ın yapmış olduğu birkaç tespit var. Enerji piyasalarında yükümlülüklerini yerine getirmeyen, usulsüzlük yapan firmalara EPDK ceza kesiyor ama ne hikmetse bu cezalar bir türlü tahsil edilemiyor. 2020'ye kadar 3 milyar 848 milyon liralık ceza kesildi bu kurumlara ama bunun sadece 395 milyonu tahsil edilmiş durumda. Kamu kurum ve kurumlarının doğalgaz güvence bedeli alınmaması gerektiği halde, bu bir başka tespit, doğalgaz şirketleri ne hikmetse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Cumhurbaşkanlığından ve hatta Enerji Bakanlığından dahi güvence bedeli alıyor. Güvence bedeli nedir peki? Dağıtım şirketi tarafından alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere alınan ücret. Yani dağıtım şirketlerimiz devletimizin kurumlarına maalesef güvenmiyor. Sayın Bakanım, bu pusulayı size komisyon görüşmelerimizde de göstermiştim. Viranşehir'de Urfalı bir çiftçi bunu getirdi, bana verdi. Bakın, burada diyor ki ödeme pusulasıdır. Üstünde bir miktar para yazıyor ve gidin şu ilgili hesaba yatırın diyor. Ya biz faturalamayı bile doğru düzgün beceremez hale geldik. Sizin elinize şöyle bir pusula tutuşturulsa gidip bir bankaya ödeme yapar mısınız? Böyle bir düzen var mı dünyada? Maalesef ülkemizi getirdiğimiz durum budur. Lütfen Sayın Bakanım, şu rezalete son verelim. Yani çiftçinin eline bir ödeme pusulası veriyorsunuz, gidin şu bankaya şunu yatırın diyorsunuz. Ya o faturada ilk endeks var, son endeks var, tarifenin kaç para yazdığı var. Buradan bunların hangisini kontrol edebilir çiftçi? Hangisine bakabilir vatandaş? Ya da ne hak iddia edebilir bu ödeme pusulası üzerinden? Lütfen bu ilkelliğe de bir an önce son verelim. Önemli sorunlarımızdan biri kayıp kaçak bedelleri. Bakın, ülkemizdeki kayıp kaçak oranı %11'ler, 12'ler seviyesinde. Yani bu şu demek: ödediğimiz her 100 liralık faturanın içerisinde 11 lira, 12 lira kayıp kaçak bedeli var. Geçen yıl elektrik üretimimiz 306 milyar kilovat saat. Bunun yaklaşık 35 milyar kilovatı kayıp kaçak. Bunun parasal değeri nedir diye hesapladığımızda karşımıza 26 milyar TL gibi bir bedel çıkıyor. Yani namuslu vatandaşın cebinden kayıp kaçak bedeli olarak her yıl bu şirketlerin cebine 26 milyar TL para koyuyoruz. Bu kayıp kaçak bedelleri bir an evvel düşürülmeli, OECD ülkelerinin seviyesine getirilmelidir. Kayıp kaçak bedelini alıyoruz. Bir de şunu yapıyoruz Sayın Bakanım. Ya zaten namuslu adam bunu birilerinin yerine ödüyor. Bir de onun KDV'sini de alıyoruz. Yani
Tamamlayalım lütfen. KDV'sini de ödüyor namuslu vatandaş. Peki bu şirketler kayıp kaçakla ilgili ne yapıyor Sayın Bakanım? Soru soruyoruz. Her sorduğumuz soruya ticari sır diye geçiştiriyorlar. Ama bir şirket bir cevap verdi. Dedik ki bu kayıp kaçakla ilgili siz ne yapıyorsunuz? Nedir bununla ilgili sözleşmenizdeki hükümler? Söylediği, verdikleri cevap şu. Şirketimizin özelleştirme sözleşmesinde kayıp kaçakla ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Niye bulunsun ki? Umurunda mı şirketin kayıp kaçakla mücadele? Namuslu vatandaşın cebinden faturalarla çatır çatır alıyor ve biz buna maalesef seyirci kalıyoruz. Peki EPDK ne yapıyor? Kayıp kaçağa ilişkin tahmini oranlar belirliyor. Vatandaş kayıp kaçak için cebinden çıkan payı görmesin diye, hakkını aramasın diye faturaları sansürlemekle görevli ve faturaları torba fatura yapar.